Şimdi Sayın Zeynep Küçük'e dönüyoruz. Zeynep Hanım hoş geldiniz diyelim bir kere daha ama şimdi HDP'li kritik gün dedik ama sabah saatlerinde Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bir karar vardı. Buse Gençtürk de Ankara'dan aktardı. Yetkisizlikler reddedildi. Vekilliği düşürülmüştü. Başvuruları vardı. 15'e 15 üye karşılığında ya yani tüm üyeler aynı kararı veriyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yetkisizlik nedeniyle reddedilmesi nedir? Şimdi gördüğüm kadarıyla Anayasa Mahkemesi demiş ki sizin vekilliğinizin düşürülmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, ben de sosyal medyadan takip ettim. Kararın daha tam metnine, gerekçeli haline ulaşamadığımız için tabii bu çekinceyle konuşuyorum şu anda. Metni görmeden aslında bir hukukçu konuşmaz ama sosyal medyaya yansıyan şekliyle yorumluyorum. Siz, milletvekilinin düşürülmesi konusundaki takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki alanında olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş. Doğru karar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev alanına giren bir hususta Anayasa Mahkemesi'nin görev tanımında belli zaten. Nelere baktığı belli. Hak ihlallerine bakıyor ya da norm denetimi yapıyor. Evet. Böyle bir konuda benim yetkim, bunu incelemeye yetkim yok demiş. Doğru bir karar. Anayasa'nın mahkemesinin tutumu hukuka uygun bir tutum olarak değerlendiriyorum. Yalnız son dakika bir şey daha gördüm. Gergerlioğlu'nun bir açıklamasını gördüm. O diyor ki benim iki başvurum var. Evet, bu sonrasında bir kere daha başvurmuştu. Herhalde şeyden sonra bu milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne tekrar başvurmuşlar. Oradan medet umuyorlar. Geçtiğimiz hafta. Üçünde başvurmuşlar. 3 Mart'ta başvurmuşlar. O milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan yargılama, ceza yargılamasına ilişkin, hak ihlaline ilişkin bir talepmiş. O henüz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, ben onun sonucunu bekleyeceğim diyor. Yani ısrarla ve inatla Gergerlioğlu... Bir şey değişir mi? Hayır. Değişmez. Yani benim şahsi kanaatim yani tabii bu. Dediğim gibi orada da başvurunun gerekçesini görmediğim için hani... net bir değerlendirme yapma imkanım yok. Öyle bir haddim de yok aslında şu anda çünkü çok net bilmediğim bir şey. Ama Anayasa Mahkemesi'nin mevcut kararı üzerinden, kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerinden değerlendirme yaptığımızda Anayasa Mahkemesi doğru tutum almış ve Gergerlioğlu'nun talebini reddetmiş. Gergerlioğlu çırpınmaya devam etsin. Ama ben sonucun Anayasa Mahkemesi eliyle değiştirilebilecek bir netice olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bütün derece mahkemelerinden geçmiş bir yargılamadan bahsediyoruz. Kesinleşmiş bir yargılamadan bahsediyoruz. Yani milletvekilinin düşürülmesi yolunu açan yargılama içinde söylüyorum. Evet. Peki. Bugün ne olur? Kritik gün. Ön evet. İnceleme başlıyor. Evet. Ön inceleme nedir? Ne bekliyorsunuz bugün? Ön inceleme bu bir kabul edilebilirlik. Yani Anayasa Mahkemesi önüne gelen bu tip dosyalarda önce bir dosyayı alır. Aslında normal ilk derece mahkemelerinde yargılama sistemimizin içinde de bu vardır. Ön inceleme dediğimiz bir şey vardır. Yeterlilik değerlendirmesi yapar. Yani bu açılan davadaki iddianame usulüne uygun tanzim edilmiş mi? İddianamede bir takım eksiklikler varsa bunlara bakar mahkeme. Yani bu aslında hani esasa ilişkin bir değerlendirme değildir. Usulü bir değerlendirmedir. Ve ceza yargılamasında da vardır. Bu eğer mahkeme bu konu, iddianamenin usulüne, kanunda mevzuatımızda öngörülen usullere uygun düzenlenmediği kanaatine varırsa iade edebilir iddianameyi düzenleyen makama. Dün de bir raportör. Veya raportör işte bu zaten bu maksatla, zaten raportörün de ilk raporu bu maksatla tanzim edilmiş bir rapor. Bir takım eksiklikler bulmuş. Şimdi bir usulü eksikliklerden bahsediliyor. Bir de bunlar işte isimlerin veya kimlik bilgilerinin eksik veya hatalı girilmiş olması. Ölmüş birkaç kişinin hakkında da iddianamede çeşitli müeyyidelerin talep edilmesi gibi hususlar. Bunlar usulü eksiklikler, giderilebilir. Anayasa Mahkemesi'nin şöyle bir takdir yetkisi var. Dilerse bunları iddianameye iade ederek düzenleyen makama, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bunları tamamla bana geri gönder diyebilir. Veya süreci başlatır, esasa girme sürecini başlatır. Bu süreç içerisinde telafi edilebilecek bir takım hususlar varsa... Bunlar telafi edelim. Süreç içerisinde kendisi tarafından telafi edelim. Peki ne kadar sürer bu eksikliklerin? Şimdi orada bir şey var yalnız. Yani eksikliklerin yoğunluğuna, neler olduğuna bağlı bir şey. Biz metni de yani o iade şeyin iadeye ilişkin, yani eksikliklere ilişkin Yargıtay'ın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın metnini de görmediğimiz için kamuoyuna yansıyan şekliyle söylüyorum. Orada evet. Yalnız şunu da demiş anladığım kadarıyla. Sonra bu sabah düşmüş şeye, sosyal medyaya ve kamuoyunun bilgisine, HDP'nin
MYK'sına atfedilen cürümlerin açık bir net şekilde ifade edilmediği gibi de bir ibaresi varmış Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Öyle gördüm. Tabii bu da teyit edilmiş bir şey değil. Yansıyan şekliyle söylüyorum. Öyleyse de Anayasa Mahkemesi belki onun, eğer öyleyse yoğunluğunu ve şeyini bilmiyorum. Nasıl ifade edildiğini bilmiyorum. O zaman iddianameyi o şekliyle iade etme ihtimali de olabilir. MYK'ya yükleyeceğim bir şey var mı diye. Ama benim hukuki kanaatimi sorarsanız ben bunun bir iade nedeni olmadığını değerlendiriyorum. Çünkü iddianamenin tamamında MYK'nın içinde görev yapan bütün milletvekillerinin partinin iradesine uygun olarak, yani MYK bir partinin üst karar kurulu ve MYK kararları doğrultusunda zaten parti tutum alıyor, tavır alıyor. MYK kararları doğrultusunda mesela Kobani olaylarında halkı sokağa davet etti ve tabii çağrı yaptı Selahattin Demirtaş. Bu kapsamda zaten orada ayrıca MYK'nın ayrı bir şahsiyetmiş gibi değerlendirilmesi ve onu ayrıca sorumluluğunu aramaya gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten sorumlu olan kişiler partinin iradesini temsil eden kişiler, yani üst karar organının iradesini temsil eden kişiler MYK'nın kararı doğrultusunda zaten bu tasarruflarda bulundular. Onun için bunun da aslında benim şahsi kanaatim, hukukçu görüşüm, iddianamenin iadesi için gerek, yani yeterli bir koşul olmadığı. Yani Anayasa peki, Mahkemesi'nin bence esasa ilişkin süreci başlatmasının önünde mevcut bilgiler doğrultusunda herhangi bir sakınca görmedim ben. Peki bugün bir açıklama gelecek ama değil mi? Karar çıkacak, göreceğiz hepimiz. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Yola devam. Devam edeceğini düşünüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum, öyle de olmasını istiyorum. Yani. Peki bundan sonra yola devam dediniz. Ne olur, süreç peki nasıl işleyecek bundan sonraki süreçte? Şimdi HDP'lere tabii savunma şimdi HDP'den alınacak, savunma alınacak. Bu savunma hakkı, kutsallığı gereği zaten o karşı tarafa bu savunmasına istediği argümanları ve delilleri sunması için bir süre verecek Anayasa Mahkemesi. Bu süreyi Anayasa Mahkemesi 60 güne kadar kendi 60. takdir ediyor. Daha da kısa verebilir. Yani 60 gün diyor ama daha kısaltabilir Anayasa Mahkemesi bu süreyi. Kısaltacağını zannetmiyorum. 60 gün verecektir. Kapatılması talep edilen parti, aslında bir parti değil o ama mecburuz. Parti diyoruz artık HDP'ye. Bana göre bir parti değil o. Bir uzantı sadece. Buna ilişkin savunmalarını hazırlayacak, sunacak. Ondan sonra bu savunmalar iddia makamı tarafından da değerlendirilecek. Yani bu kapatmayı talep eden Cumhuriyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da değerlendirilecek. Ve dosya aslında savunmalarla beraber oluşmuş olacak. Şu anda sadece iddia var dosyada. Savunma da girdiği zaman o dosyaya, dosyanın tekemmülü dediğimiz şey olmuş olacak aslında. Tamamlanmış olacak. Delillerin de toplanmış olmasıyla beraber. Evet. Belki HDP'liler bir takım delilleri isteyecekler. Bunlar da tamamlanacak. Sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sözlü olarak Anayasa Mahkemesi'nin huzurunda iddia sahibi ve savunma tarafı sözlü olarak kendilerini ifade edecekler. Yani iddialar dile getirilecek ve savunmalar sunulacak. Ondan sonra da Anayasa Mahkemesi bu iddia ve savunmalar işinde son noktayı koyduktan sonra raportöre dosyayı tekrar gönderecek. Raportör bunların da ışığı altında yeni bir rapor hazırlayacak. Esasa ilişkin raporunu hazırlayacak aslında. İkinci bir rapor olacak. İkinci bir rapor olacak. Bu sadece usule yönelik şey, hususların yer aldığı bir rapor, ilk rapor. İkinci rapordan sonra da Anayasa Mahkemesi belli bir günde toplanacak ve kararını verecek. O zaman önümüzde iki aylık bir süreç. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen gün çok ilgimi çekti benim. Bir kanalda bir İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, hukukçu Bahadır Erdem dedi ki, kapatma konusunda, kapatmada adı geçen bütün taraflar, 600 siyasi yasak getirildiği için kişinin Anayasa Mahkemesi'nde dinlenmesi gerekiyor. Tabii bu dedi çok uzun bir süreç, yıllar alır bu falan. Böyle bir ama tek tek dinlenilirse ya da parti temsil olur. Yani HDP'nin temsili söz konusu orada. 600 kişi siyasi yasaklı olacak diye Anayasa Mahkemesi 600 kişiyi huzuruna çağırarak dinlenmesi diye bir usul söz konusu olamaz. Bunu bir HDP'nin, ama çok özür diliyorum, düzeltiyorum, İyi Parti'nin bir genel başkan yardımcısı, hukukçu genel başkan yardımcısının da böyle yorumlaması beni hayrete düşürdü. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Peki, siz HDP'lilerden nasıl bir savunma bekliyorsunuz peki bu aşamada?
Yani HDP'lilerden HDP'li gibi bir savunma bekliyorum. Yani işte biz bir kere hani Türkiye'de Şimdi onların... Biter Sancar'ın ve Pervin Buldan açıklamaları var. Sözünüzü kestim, evet. Ama diyorlar ki HDP'yi biz sonuna kadar savunacağız. Kapanmasını istemiyoruz. Tabii mevziyi ileride bu kuruyorlar. Bu açıklamaları da göz önünde bulundurursanız nasıl bir savunma gelir bugün? Bugün olmasa da süreç içerisinde. Şöyle HDP'liler HDP'liliklerini gösterecekler. Zaten yani onlar PKK'nın uzantısı olarak hep böyle son derece şeye oynuyorlar. Bu Amerika'nın da bize dayatmış olduğu, liberalizmin dayatmış olduğu Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de adalet yok, siyasi partilerin kapatılması demokratik değildir. Biz bir siyasi partiyiz. Hak, hukuk, özgürlük, özgürlükler, fikirlerin beyanı biz falan gibi. Bizim bu artık çok klişeleşmiş ve beynimize sürekli söyleye söyleye de halkın bir bölümünün maalesef algılarıyla onu Tabii. değiştiren savunmayı kuracaklar ve gördüğüm kadarıyla da son derece ileri bir mevzide kuracaklar. Hani geride savunmada kalmayacaklar. Zaten onlardan beklenen de bu olurdu. Yani şuna dem vuracaklar. Siyasi partilerin kapatılması Türkiye'de demokrasi olmadığının göstergesi diyecekler. Biz şöyle yaptık böyle yaptık ama şunu açıklayamayacaklar. Bir siyasi parti PKK marşını Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında nasıl söyler? Dünyada var mı örneği bir de? Hiç olmuş böyle mu? Bir partiye, yani böyle bir yapıya siyasi parti diyebilir misiniz siz? Böyle bir yapıya, bir terör örgütünün binlerce vatandaşımızı katletmiş bir terör örgütünün propagandasını yapmaya, bir siyasi parti adı altında devam etmeye hangi demokratik cumhuriyet müsaade eder? Bunun açıklamasını yapamayacaklar. Yani onlar gene bizim her zaman klişeleşmiş, kafamıza kazımaya çalıştıkları pek çoğumuza Türkiye'de demokrasi yok. Aslında Türkiye'de tam bir demokrasi var ve demokrasinin gereği olarak da bu yapıları demokrasimizi koruma adı altında, yani bunu bizim görevimiz, Anayasa Mahkemesi'nde öncelikli görevi bu, demokrasimizi, hukukumuzu korumak, vatandaşımızı, toprak bütünlüğümüzü, milli menfaatlerimizi korumak. Cumhuriyetimizi korumak. Bizim evet, görevimiz tabii. bu. Ben Anayasa Mahkemesi'nde bu görevden çok sakınmayacağını düşünüyorum. Peki hakkında dava açılan bir parti için siyasi partiler yasası ne diyor? Mesela kendi kendini lave eder mi? Lave edilirse ne olur? Bir tarafta davet 687 değil mi ismin siyasi yasak getirilmesi de gündemde. Hem parti kapatılır hem yasak gelirse ne olur? Tabii siyasi yasak getirilecek ve onlar bir daha siyaset sahnesinde 5 yıl boyunca süreli 5 yıllık bir siyasi yasak olacak. Rol alamayacaklar. Herhangi bir partide de görev alamayacaklar. Tabii onların masaya yatırdıkları hususların içerisinde mutlaka bu lağvedilme de vardır. 55 tane milletvekili var HDP'nin meclise şu anda bildiğim Savunma kadarıyla. Savunma yapacakları daha çok öne çıktı şu an. 44 kişi hakkında siyasi yasak söz konusu. O diğer 11 kişinin başka bir, şunları tartıştıklarını biliyorum. Diğer 11 kişi, yani siyasi yasak getirilmesi talebinde bulunmayan diğer 11 kişinin, onların çok kankaları var. Başka bir partiye, hani öyle diyeyim. Oraya evrilebilirler. Geçerek acaba bir grup kurulabilir mi falan, onları tartıştıklarını tahmin ediyorum zaten. Hani bir parti, başka bir partiye yasak talep edilmeyenler üzerinden tekrar mecliste bir partiye geçerek orada yeniden bir grup kurulabilir mi falan gibi şeyleri tartıştıklarını düşünüyorum. Ama ben yeni bir parti oluşumu için ama kurulabilir mi o da tartışılıyor. Ama bir parti kurulup seçimlere katılabilmesi için biliyorsunuz bir takım yani 41 ilde teşkilatlanması gerekiyor. 6 Tabii. ay öncesinden olağan genel kurulunu yapması gerekiyor gibi hususları da yerine getiremeyeceklerini değerlendiriyorum. Onun için de bütün savunmalarını mağduriyetlerinin, yani Türkiye'de Cumhuriyeti Devleti'nin onlara propagandası yaparak devam onlara edecekler. Haksızlık yaptıkları üzerine kuracaklarını ve başkaca böyle hani bir başka bir partiye geçiş falan gibi yolları denemeyeceklerini ben şahsen okuduğum, gördüğüm kadarıyla tahmin ediyorum. Ama yasaklı olacaklar. Evet. Ve şunu da değerlendiriyorlar. Benim kanaatim şu. HDP ne derse desin, şu anda böyle cayır cayır bağırsalar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti halk, yani vatandaşlarımızın üzerinde eski güçleri ve etkileri olmadığını biliyorlar. Yeniden bir örgütlenmeye gittiklerinde de böyle bir kamuoyu desteğini, sözde kendilerinin, hani biz Kürt halkının temsilcisiyiz diyorlar ya,
Kürt halkı onlara siz bizim temsilcimiz değilsiniz diyeli çok oldu. Diyarbakır anneleri HDP'nin kalesi olan Diyarbakır'da o kalenin kapısına kilit vurdurduğu an, kendileri kilit vurdular o kalelerinin kapısına, Diyarbakırlılar HDP'yi kapattı. Ve artık kamuoyunda da halk üzerinde de böyle bir etkileri olmadığını ve o gücü toplayamayacaklarını da biliyorlar aslında. Zaten şeyi de bu, yani kıvranmalarının nedeni de bence bu. Bir taraftan da hali hazırda bir parti var. Demokratik Bölgeler Partisi. Oraya doğru bir evrilme de olabilir belki diye düşünüyoruz ama. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani HDP kapatılmak zorunda. Bir, ondan sonrasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini koruma refleksiyle gerekli tedbirleri de alır. Evet. Yani bölücü bir faaliyet gösteren, bölücülüğün uzantısı olan bir yapıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bünyesinde müsaade etmez, etmemelidir. Onun için bunlar ikinci aşamada değerlendirilecek şeyler. Şu anda masamızda HDP'nin kapatılması var ve HDP kapatılacaktır. Yani öncelikle bu sürece yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki geçmişte de kapatılan partiler vardı. Bugün HDP'nin kapatılması süreci devam ediyor. O kapatılan partilerle o süreçle bugün arasındaki en büyük fark nedir? Ya da bir fark var mıdır? Fark olarak bir değerlendirme yapma, yani bugünün konjonktüründe Türkiye millileşiyor. Bir kere HDP'nin kapatılması, Türkiye'nin milli reflekslerinin devreye girdiğinin göstergesi açısından çok önemli bir işaret. Artık Türkiye kendi bünyesinde bu tip bölücü faaliyetlere müsaade etmeyeceği iradesini gösterdi. Bu benim açımdan Türkiye, yani olumlu olarak değerlendirdiğim husus HDP'nin kapatılması konusunda budur. Ben bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Partimizin, Vatan Partisi'nin yıllardır büyük bir başarıyla sürdürdüğü mücadele meyvesini verdi. Ve herkes susarken Vatan Partisi sokaklarda büyük bir güruhu da karşısına alma. Çünkü o biz Vatan Partisi bunları bağırırken HDP en güçlü dönemini yaşıyordu. Ve o gücüyle beraber de şunu yapıyordu. Yani bizleri rahatlıkla bastırabilecek ortamları, yani o sesi kısmaya çalışabilecek gücü kendinde görüyordu ama kısılmadı o ses. Ve yıllardır bu söyleniyor. Bizim partimiz tarafından başlatılmış bir kampanyadır bu ve çok haklı bir kampanyadır. Bugün biz Vatan Partisi olarak da bu kampanyanın meyvelerini, bu duyarlılığı vatandaşımızdan ve devletimizden gördüğümüz için son derece memnunuz. Arkadaşlar vaktimiz var değil mi? Tamam. Şimdi bir taraftan da siyasi cephede yansımalarında konuşmak isteriz sizinle. Şöyle, aslında siyaset cephesine birçok açıklama geldi. Kapatılma davası süreciyle ilgili. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Katıldığı bir televizyon programında. Ondan önce Abdülkadir Selvi köşesinde yer vermişti. HDP dokundurmam dedi. Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir açıklama var. Ekrem İmamoğlu der ki 6 milyon oy almış bir partinin kapatılmasını istemem diyor. Kapatılmamalı diyor. MHP'nin açıklamaları var. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli der ki açılmamak suretiyle kapatılmalı. Yani hiçbir şekilde HDP bir daha açılmamalı, yenisi dahi olmamalı demek istiyor. Siyasete yansımalarını, bu açıklamaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini siz nereye koyarsınız, nasıl değerlendirirsiniz, dengeleri nasıl etkiler? Safların belirlenmesi ve ifade edilmesi açısından çok güzel göstergeler bunlar. Yani hani başından beri söylüyoruz, CHP, benim şahsi kanaatim CHP o 6 milyon oya sürekli gündeme getiriyor ama o 6 milyon oyun içerisindeki kendi katkısını hiç gündeme getirmiyor. HDP'yi var eden yapı maalesef, çok üzülerek söylüyorum, CHP'dir. Bugün HDP'ye bu cesareti veren yapı da CHP'dir. CHP, HDP'nin meclise girmesi için olağanüstü, kendi oyundan vazgeçmek suretiyle olağanüstü bir çaba sarf etti. Biz CHP'li milletvekillerinin aynı haneden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye diye kampanyalar yürüttüklerini seçim zamanı gördük. Tabii doğal olarak Türkiye'de milli ve gayrimilli diye bir saflaşma var. En basit şekliyle biz bunu böyle tanımlayabiliriz. Milli taraftakiler HDP'nin kapatılması safında dirençli bir vaziyette duruyorlar. Burada
konumlarını aldılar. Bir de gayrimilli unsurlar var. Atlantik sisteminin kontrolü altında olan HDP. PKK, yani HDP, HDP diye bir şey yok. HDP PKK'dır. HDP PKK'nın meclisteki uzantısıdır. Bunu kabul etmek istemeyenler işte bir takım demokrasi, hak, hukuk bilmem ne falan diye klişelerle ve bize dayatılan klişelerle kamuoyunun önüne çıkıyorlar. Ve kendi saflarını belli ediyorlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu, ben hayretle karşıladım. Yani 6 milyon oy. Ya o 6 milyon. Ekrem İmamoğlu'na şunu sormak lazım. O 6 milyon oyun diyetini İstanbul Belediyesi'nde HDP'ye nasıl ödüyorsun? Yani seni belediye başkanı yaptığını iddia eden bir partiye, partiyle aynı yolda yürüyorsun. Sen bunu bir milliyetçiyim diyerek içine nasıl sindiriyorsun? Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını kendi belediyenin kütüphanesinde satışa sunarak, hem sunarak hem bu şehitlerimizle mezarları başında şehitlerimize el açıp dua okumayı bir arada nasıl değerlendiriyorsun? Bunun ikisini aynı koltuğun içine nasıl koyuyorsun? HDP'nin başkanıyla fidan dikmeyle ertesi gün gidip mezarlıklarda şehitlerimiz için dua okumayı bir arada nasıl götürebiliyorsun? 8 Mart yani bunlar, Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili de tepki gelmişti. Tabii ki. Yani bunlar bizim çok beklediğimiz. Çünkü CHP, HDP'nin hamisi. CHP kendisini iktidara taşıyacak Atlantik projesinde HDP'siz yürüyemeyeceğini. Çünkü Atlantik sisteminin HDP'yi ona dayattığını biliyor. Yani HDP'siz bir iktidar, HDP'siz bir kendi onlara verilen görev çerçevesinde HDP'siz bir varlık gösteremeyeceğini, onunla birlikte yürümek zorunda olduğunu biliyor. Ona göre tutum alıyor. Son derece beklenen bir tutum ve bundan önceki sürece baktığımızda da eski tavırlarıyla beraber HDP'ye meclise taşıyan bir yapı olduğu için de gayet normal. Yani Diyarbakır anneleri demişken biraz bahsedelim mi annelerden de? Aslında onlar gerçekten çok mücadele verdi. Birazdan Diyarbakır'a da gideceğiz. Orada Diyarbakır anneleriyle ilgili onların görüşlerini de alacağız. Çünkü onlar gerçekten HDP'nin kapatılması için çok mücadele verdiler. Tek bir istekleri vardı, evlatlarının geri dönmesi. Ve o eylem hiç yılmadan, hiç bıkmadan, karkış demeden devam etti ve devam ediyor güçlenerek. Anneleri nereye koyarsınız bu mücadelede? Biraz açalım mı burayı? El öne koyarım. Anneleri bu mücadelede en öne koyarım. Şimdi buradan bakıp Diyarbakır annelerinin mücadelesini anlamakla Diyarbakır'da, Diyarbakır gibi bir yerde HDP'nin belki de en güçlü, demin de söylediğim gibi en güçlü, kendini en güçlü hissettiği bir ortamda o cesareti göstererek, yani kendi canlarını orada HDP'ye meydan okumak cesaret isteyen, yürek isteyen bir şey ve bunu bir tek analar yapar. Yani cesaret eşittir anneliktir aslında. Çünkü annelik böyle bir duygu. Ve o kendi canını yok sayarak gidip HDP'nin kapısının önünde oturan anneler HDP'yi kapatan Türkiye milletinin iradesidir. Onlar o gün orada oturdukları için HDP bugün kapatılma noktasına gelmiştir. Onlar yıldırılamadıkları için, onlar o meydan okumayı büyük bir cesaretle yapabildikleri için HDP bugün kendi kapısına kilit vurmuştur. Her geçen günde katılım artıyor. Her geçen gün katılım artıyor çünkü o annelerin duruşu herkesi yüreklendirdi. Herkesi. Bakın. O duruşu bile siyasi dediler. O annelerin duruşu HDP'nin kapatılma sürecinin başlatılmasını elinde bulunduran güçleri yüreklendirdi. Ben ne yapıyorum dedirtti. Neyi bekliyorum dedirtti. O ana kendi canını ortaya koyup o kapıda oturuyor yaz kış. Ben burada ne yapıyorum? Ve bunun sorumluluğunu taşıyan biri olarak, değil mi? İrade olarak benim de burada yapmam gereken, üzerime almam gereken bir vazife yok mu diye sordurdu. Onun için Diyarbakır annelerini buradan bir kere daha cesaretleri içinde Türk kadınına örnek oldukları. Türk kadını o. Türk kadını Diyarbakır anneleridir. Hani Kurtuluş Savaşı kadınıdır Türk kadını. Hani anlatabiliyor muyum? O Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran iradedir. Türk kadını ayağa kalkmıştır çünkü. Evet. Türk kadını ayağa kalktı mı sonuçları bu olur. İşte Hacı Hürani'nin isyanıyla başlamıştı. Başlarım sizin Kürdistan davanıza demişti. Sonrasında arttı annelerin sayısı. Oraya babalar da gitmeye başladı. İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Almanya'da Hacı Hürani'nin yanında bir anne daha var şimdi.
katlanarak devam ediyor ama bakıyoruz siyaset cephesinde hala annelerin yanına gitmeyenler de var. Siyasi deyip eleştirenler bile var. Ama şimdi biz Diyarbakır'a bir gidelim Zeynep Hanım. Ne güzel. Ay onları görmek yine çok güzel Ekrem olacak. Ekrem Demir bizi bekliyor. Yanında da bir annemiz var. İşte ekranda siz de görüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir annemiz var yanında Ekrem Demir'in. Elinde de çocuğunun fotoğrafını görüyoruz. Alışık olduğumuz bir fotoğraf görüntüsü. Ve dönüyoruz Diyarbakır'a. Ekrem Demir hoş geldiniz. Annemize de hoş geldin diyelim. Evlat nöbeti devam ediyor. Diyarbakır anneleri bugün HDP'nin kapatılması için ne diyor? Söz sizde. Ekrem Demir kolay gelsin. Yani Solmaz annemiz ne güzel konuştu değil mi Zeynep Hanım? Ya çocukları bakın bir saattir konuşuyoruz. Hayır, anayasa mahkemeleri toplanıyor, işte savunmalar alınıyor, onlar yapılıyor, ortalık birbirine giriyor, demokrasi bilmem ne havada uçuşuyor. Kadın bütün bu süreci tek bir cümlede özetledi. HDP olmazsa PKK olmaz. Bu. Yani hani bu Anadolu kadının bilgeliği aslında. Bizim saatlerce konuşup tartışıp bakar mısınız siyasiler konuşuyor, televizyonlarda programlar yapılıyor. Neler yapılıyor uzun zamandır. Bu Anadolu kadını o bilgeliğiyle çıktı ve bir cümlede bütün süreci özetledi bana göre. Evet. HDP olmazsa PKK olmaz. Bu kadar. Ve dört kelime bir cümle. Olmaz dedi. Evet, çok çocuk çalan bir parti olmaz. Ben de şöyle bir konuş, bitiyor herhalde. Lütfen devam edin. İstiyorum. Yani Kürt de biziz, Türk de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. İşte yani orada konuşan annemiz bunun altını çizdi. Kürt de biziz, Türk de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. HDP olmazsa PKK olmaz. Bu hani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi olarak yazılabilecek tek cümle olabilir bence. Kapatmaya ilişkin. 5 yıl olmuş. Evet. Aranı bekliyor. 5 yıl 15 önce. Yaşında bir çocuk. 15 yaşında bir çocuk. Hani bu bakıyorsunuz bu cenah şimdi mesela İstanbul Sözleşmesi üzerinden büyük bir yaygara koparıyorlar. Efendim bizim çocuklarımıza tecavüzler, hani buralara getirdiler işi görüyoruz yani işte şiddet engellenemeyecek, şiddet artacak, şöyle olacak, böyle olacak. Çocuklarımız artık güvende değil, çocuk tecavüzleri artacak. Neden İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı? Baktığınız zaman ne kadar demokrat, ne kadar insan haklarına konusunda hassas değil mi? Bu güruha baktığınızda ama bu güruhun şunu görmezden geldiğinde unutmamamız lazım. En büyük şiddet PKK'nın o dağa kaçırdığı evlatlarımıza yaptıkları şiddet. Kızlarımıza yaptıkları şiddet. O kızları da 15 yaşında dağa kaçırıyorlar. 15 yaşında anasının kucağından alıp dağa götürüyorlar. Burada onlara uygulanan şiddetin tarifi var mı? Ama bu güruhtan İstanbul Sözleşmesi konusunda bu kadar yaygara koparan ki bizim milli mevzuatımızla şiddete ilişkin hususlar garantini altına alınmışsa ve önlenmeye yönelik bütün tedbirlerin alınması konusunda böyle bir hassasiyet gösterilirken siz işlerinden bir tanesinin PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklar ve doğal olarak HDP'nin bir laf ettiğini, bunun nasıl bir şiddet, asıl şiddetin burada olduğunu ve bu çocukların haklarının korunması gerektiği konusunda bir cümlelerini duydunuz mu? Hayır. Milli meselelerde de duymadık. Gidip o anaların yanına Kerhen, başka bir toplantı. Şimdi CHP en son gitti. Niye gitti? Kerhen gitti. Mecbur kaldı gitti. Başka bir vesileyle gitti. Kamuoyunun artık tepkisi o kadar yükseldi ki mecbur hissettiği için öyle laf olsun diye yanlarına bir uğradı. 500 gün sonra. O eylem başladıktan gün. İşte bir ay önce falan uydu galiba. Bir taraftan da Solmaz anne şunu söyledi. Selahattin Demirtaş'ın annesi konuşuyor dedi. Açıklama yapıyor. Oğlunu istiyor. Onun oğlu dedi 5 yıldız otel gibi yemeğinde önünde yemediği arkasında ben oğlumu dağdakini istesin ya diyor. Dağdakini. Herkes oğlunu istiyor. Yani bu aslında annelerin tek isteği neydi? Çocuklarını terörden uzak tutmak. Ve evet. Çocuklarını HDP'nin elinden almak istiyorlar. Başka bir istekleri yok ki. Ya bundan daha doğal, daha olan terör örgütüne kaçırılmış evlatlardan bahsediyoruz. Bir anne tabii ki onun peşine düşecek ya. Hani o çocuk kaçırılıyor ve o çocuk terör örgütü tarafından kullanılıyor. Yani Türk askerine silah sıkmak için terörist olarak eğitilmek üzere kaçırılıyor. Yani Türkiye'nin milli birliğine, bütünlüğüne karşı kullanılmak üzere kaçırılıyor ve o çocuklar o yollarda telef oluyor. Yani
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle mücadele etmek kolay mı? O çocuklar oralarda kurban ediliyor. Başarı şansı olmayan bir girişim bu. Başarı şansı yok. Ve o çocukları oralarda, o yollarda 15 yaşındaki çocukları kurban ediyorlar. Çocuğa karşı şiddet konusundaki hassasiyetin asıl bu noktada gösterilmesi gerekiyor. Suistimal diyorsak eğer, çocuğun suistimali diyorsak, kadının suistimali diyorsak, kadının işte korunması diyorsak bu noktalardan milli duruşumuzla çıkmamız ve asıl bu suistimallerin önünde tek vücut olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Doğru. Şimdi siz Vatan Partisi olarak da aslında annelerin ilk günden beri yanındaydınız. O noktada hep yer aldınız. Öncü kadın olsun, Cumhuriyet kadınları olsun, Vatan Partisi üyeleri, tüm gençlik birlikleri de keza aynı şekilde. Evet. Şimdi siz içinden yer alan bir isim olarak şunu sormak isterim. HDP'nin kapatılması oradaki toplumda vatandaşlar açısından nedir? Kapatılsın diyorlar mı genel anlamda ya da ben HDP oy verdim, hayır kapatılmasın mı diyor. Neler düşünüyorlar? Siz mutlaka toplumun nabzını, evet, o insanlarla da sohbet etmişsinizdir Zeynep Hanım. Şimdi HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusundaki halkın, bence oradaki halkın tepkisini HDP'li belediyelere atanan kayyumlar karşısında aldığı tutumla değerlendirebiliriz. Çünkü hani yine orada burada da bir rüzgar estirildi. Hani HDP'li belediyelere atanan, çok yerinde kararlarla atanan kayyumlarla ilgili olarak. Ama orada HDP'li belediyelere kayyumların atanmış olmasını halk alkışlarla karşıladı. Halk HDP'den illallah etmiş durumda. Halk HDP'nin kendi üzerine kurduğu baskıdan, onu ötekileştirmesinden, onu kullanmasından, halktan halk onlara HDP'ye, PKK terör örgütüne yardım, yataklık etsin, onun meclisteki uzantısı olsun diye oy vermedi. Halk orada bir takım o bölgeye yönelik dinamikler de dikkate alınması lazım. Tabii o oyların nasıl kullanıldığı konusunda hani o aldık sistemini falan hani burada tekrar masaya yatırmaya gerek görmüyorum. Ama halk HDP'nin partisinin kapısına zaten kilidi vurdu. Orada HDP'lik belediyelere kayyumlar atandığı sırada HDP'liler oralara biz gövde gösterileri yapacağız diye gittiğinde arkalarında 3-5 kişi gördüler. Onlar da partinin işte görevlileriydi. Şimdi zaten onun için ben Güneydoğu'daki halkın HDP'nin kendisine benim seçmenim dediği kesimden bahsediyorum ki onların HDP seçmenliği gibi bir sıfatla nitelendirilmelerini uygun görmüyorum. Ama Güneydoğu'daki halkın HDP'nin kapatılmasıyla gerçek anlamda özgürleşeceğini ve gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onlara sağlayacağı avantajları da göreceklerini biliyorum. Zaten halk da artık bunu istiyor. Ya bütün tavırlarıyla istiyor. Yani HDP kapatıldı. HDP kapatılma davası açıldığında Allah aşkına büyük çağrılar yapıldı. Günlerce sosyal medyadan çeşitli çağrılar yapıldı. Gördünüz mü en ufak bir HDP'nin kapatılmaması yönünde Güneydoğu'daki halktan en ufak bir tepki gördünüz mü? O tepkiyi kim verdi? Batı'daki o... Şimdi. Evet. Bu noktaya değinelim isteyecek. Emperyalizmin güdümünde ve desteğinde, fonlarının altında yaşatılmaya çalışılan abuk sabuk ve onların hedeflerine ulaşmak için araç olarak kullandıkları birkaç dernek, kadın da örgütü dediklerimiz hani mor falan isimlendirilen birkaç yapı, birkaç dernek verdi. Ama oradaki halk, gerçekten bu işin tam olarak içinde olan halk en ufak bir tepki vermedi çünkü çok memnun oldu. Çünkü HDP'nin kapatılması onların da bana göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerlerindeki o baskının ve zulmün sonu anlamına gelecek. Peki. Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki katıldınız gün ortasına. Önemli açıklamalar, önemli başlıklar. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet.